Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Kimler burada? İki performans arka arkaya izledik bu performanslar. Önce Emin Kayra ve Ahmet Burhan birlikte İzmir Marşı'nı çaldılar bize. Ardından da Sarp Bosun bize klasik gitarla bir performans gösterdi. Şöyle vereyim size mikrofonunuzu. Kimler var burada? Emin Kayra Ay, Ahmet Burhan Yücel, Sarp Bosun ve Zeynep İlkim Döner. Hoş geldiniz. Darüşşafaka eğitim kurumlarından arkadaşlar geldi buradalar. Emin Kayra, seninle başlayalım. Belki mikrofonu verirsek. Şimdi saksafon çok kolay bir enstrüman değil. Önce enstrümanını anlatır mısın bize? Saksafonu merak eden arkadaşlarımız olabilir. Üflemeli bir çalgı. Klasik ana altı tuşu var. Sonra başka çıkar mı? Çalmak için ilk önce kamışı takmanız gerekiyor. Zor mudur saksafon çalmak? Öğrenci arkadaşlara, çocuklara önerir misin? Tabii ki öneririm. İlk başta üflemesi zor ama alışınca kolaylaşıyor. Kolay geliyor. Şimdi seninle ilgili bilgilere bakıyorum. Sadece müzisyen kimliğin yok. Aynı zamanda Arduino kulübünde C programlama dili kullanarak çeşitli cihazları tabletle uzaktan kontrol edebiliyormuşsun. Evet. Neler yapıyorsun böyle? Anlat biraz. Ben Arduino kulübüne ilk başladığımda LED yakıyordum ama sonradan notalar çalan buzzer yaptım, nem sensörü yaptım. En son projem ise uzaktan kumandalı araba. Android bir cihazdan kontrol ediyoruz arabayı. Normal klasik mağazalardan aldığınız arabalarla aynı kontrole sahip. Hiçbir şey değişik değil. Çok sadece güzel. Bizim zamanımızda sadece yabancı dil öğretiliyordu. Şimdi programlama dili olmazsa olmaz, evet. Çocuklar için, gençler için. Peki Zeynep'le devam edelim mi? Zeynep İlkim değil mi? Evet. Hangisini daha çok seviyorsun? Zeynep daha güzel geliyor. Peki daha güzel geliyor. Zeynep, futbolla ilgileniyormuşsun diye biliyorum. Evet, futbol çok hani çok sevdiğim bir spor. Hani genellikle erkekler için hani daha güzel bir spor anlamına geliyor ama benim için de hani en az erkekler kadar güzel bir spor. Ne kadar zamandır ilgileniyorsun? Küçüklüğümden beri. Yani profesyonel olarak oynuyor musun futbol? Futbolcu musun? Nasıl yani? Yani oynuyor musun futbolda? Oynuyorum tabii. Evet. Oynuyorum yani. Buraya geldiğimden beri daha çok arttı. Hatta daha şafaka geldim. Okulda bir takımınız var mı? Tabii var. Kız futbol takımı. Kız futbol takımı evet. Evet. Hangi pozisyonda oynuyorsun çok da bilmiyorum ama sorayım. Forvet. Forvet orta saha. Golcü yani değil mi? Evet. Harika. Peki başka? Başka neler yapıyorsun Zeynep? Arduino ile ilgileniyorum. Arduino kulübü hani kitiyle hani farklı kategorilerde hani toplumsal problemlere çözüm bulmakla ilgileniyorum hani genellikle. İki tane projemiz var. Neler onlar? Birisi Pulsoftaçka diye geçiyor. Hani araştırmalarımıza göre Türkiye'de 135 binin üzerinde yatalak hasta var ve hani hepsi hani birçoğunu hani hastaneye gidemiyorlar. Bu yüzden de hani onlar için nabızlarını ölçebilecek bir proje yapmaya karar verdik. Nabızlarını hani bilgisayar üzerinden nabız grafiğini görebiliyorlar ancak hani belirli bir eğitim almak gerekiyor bu nabız grafiğini okuyabilmek için. Bu yüzden biz de dijital bir ekrana yansıttık bunu okuyabilmeleri için rahatlıkla. Ayrıca görme ve duyma engellerimiz de var, yaşlılarımız. Onlar için de eklemeler yaptık. Duyma engellerimiz için kırmızı bir LED koyduk. Nabız sayısı hani gereğinden yüksekse bu LED yanıyor. LED yanıyor. Alarm gibi. Evet, alarm gibi bir şey. Evet. LED yanıyor. Görme engellerimiz için ise bir buzzer koyduk. Bu buzzer'da do, re, mi, fa notaları çıkıyor eğer nabız gereğinden fazla yüksekse. Bir de otomatik mail gönderimi diye bir şey var. Hani kişinin atandığı doktora yani belirli kendisinin belirli olduğu doktora. Evet, ilgilenen doktora mail gidiyor ve bu doktor maili görene kadar bu mail atımına devam ediliyor. Okuyana kadar. Hı-hı. Evet, ki hani hatırlasın. İkinci projemiz ise geri dönüşümle ilgili. Projemizde iki tane robot var toplamda. Bu robotlardan biri hani maddenin hani cam, plastik, metal veya kağıt olduğuna karar veriyor ve üstündeki ekrandan gösteriyor. Diğer robotumuz ise bu maddeyi alıyor, ayrıştırılmış maddeyi ve doğru geri dönüşüm kutusuna atıyor. Bunun için hatta bir tane bir robot kolu yaptık biz 3D yazıcıdan. Hani
Onları da hani iki robotumuzu da bir Arduino'nun kendi uygulamasından kontrol ediyoruz. Robot kolunu ise hani hareketlerin yönetimini sağlamak için de EpiMentor uygulaması kullanıyoruz. Çocuklar bunları anlatsın. Biz de böyle hayran ağzımız açık dinleyelim. Çocuk bayramı, çocuk konuklar ağırlıyoruz ama teknoloji konuşuyoruz, tıp konuşuyoruz. İşte, müthiş gerçekten. Evet, sahiden de öyle. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler. Devam edelim. Hadi devam edelim. Ahmet, şimdi de sıra Ahmet. Ahmet Buran'la konuşalım. Trompet çalıyorsun. Nasıl tanıştın müzikle ve trompetle? Trompetle okulda tanıştım. Üflemeli bir çalgı gördüğünüz gibi. Herkes gibi aynı hataya ben de düştüm. 3 tane bas meyir var. 3 nota tek mi çıkıyor bundan? Bunu çalmakta ne var? Kolay gözüküyor değil mi? Kolay gözüküyor ama zor bir çalgı. Biz de pratik yapa yapa çalıyoruz öyle. Peki hedefin ne? Müzisyen olarak devam etmek istersin? Bir hobi olarak mı devam edeceksin yoksa? Ya hobi olarak devam etmek istiyorum. Okulda zaten konser veriyoruz. Bando oluyor. Bu böyle ders stresini atan bir şey mi müzik mesela? Yani hayatın stresini atmaya yarıyor. Dersleri de rahatlatıyor mu siz dersler konusunda? Haftada zaten bir ders trompet müzik dersi var. Ama hani okul çıkışları falan hep gidip çalıyoruz, rahatlıyoruz. Peki, Sarp Bosun, senle de kısaca konuşalım. 5 yaşında rock müzik dinlemeye başlamışsın. Evet. Sonrasında müzik, müzisyenlik, önce keman sonra gitar. Evet, annem beni keman kursuna gönderdi önce ama ben onun bana göre olmadığını düşündüm. O yüzden bırakmaya karar verdim. Darüşşafaka'ya geldiğimde gitarla tanıştım. Ve çok ilgimi çektiği için ona gitmeye karar verdim. Okulda müzik grubum var. Metal müzik yapıyoruz arkadaşlarımla. İleride de müzisyen olmayı düşünüyorum. Grubun temelleri atıldı belki de şimdiden okulda. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sarp Bosun. Bu özel yayında çocuklar bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun. Son bir eklemek istediği bir şey var galiba Ahmet'in. Ahmet söyle. Darüşşafaka sınavı 27 Mayıs'ta. Evet, ilk hatırladım istiyorum. Kardeşlerimizi bekliyoruz. Tamam. Eğer tekrar edelim. Ne zaman? 27 Mayıs'ta. 27 Mayıs'ta. Darüşşafaka'nın sınavı var pazar günü. Son kayıtları kaçırmadan yapsınlar kayıtları. Yapsınlar isteyenler Darüşşafaka'yı tercih edecekler. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Şimdi alayım ben mikrofonu da. Siz de çok sağ olun.